İyi günler efendim. Bugün Türk tarihi açısından son derece önemli bir dönemin yıl dönümünde Akşehir'deyiz. Mustafa Kemal Atatürk bundan 100 yıl evvel Büyük Taarruz'dan önce Akşehir'e geldi. Bu karargah binasında, şu anda bulunduğumuz karargah binasının bu odasını kurmaylarıyla görüştü ve kendi ifadesine göre kısa bir görüşmenin ardından saldırı talimatını verdi. Ardından da yaşananları biliyoruz. Dumlupınar Meydan Muharebesi ve düşmanın İzmir'de denize dökülmesi. İşte böyle önemli bir yıl dönümünde, önemli bir mekanda önemli bir konuğumuz var. Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Biraz evvel naçizane özetlemeye çalıştım ama bir de sizden alalım. Böyle bu kadar önemli bir sürecin 100. yıl dönümünü siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bildiğiniz gibi bugün Akşehir'e bir ziyaretimiz oldu. Akşehir'e geldik. Geldiğimiz andan itibaren gerçekten son derece heyecanlıyız, son derece gururluyuz. Buradaki Akşehirli hemşehrilerimizle, kardeşlerimizle beraber, diğer ilgili arkadaşlarımızla beraber gerçekten çok önemli ve anlamlı anlar yaşadık, yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi bizim şanlı tarihimize baktığımızda, bizim Malazgirt'ten Çanakkale'ye kadar, Büyük Taarruz'dan Terle Mücadele'ye kadar uzanan gerçekten destansı zaferlerle dolu bir tarihimiz var. Bunu da onur duyuyoruz, bunu da gurur duyuyoruz. Bir tarafta Malazgirt, Otlukbeli, Çaldıran, Mohaç ve Büyük Taarruz gibi birçok zaferler elde ettiğimiz Ağustos ayı da gerçekten şanlı tarihimizde bizim müstesna bir yere sahip. Bu Ağustos ayı bizim için son derece anlamlı. Bir taraftan Malazgirt var, yurt açan diyoruz. Bir taraftan Miryo Kefalon var, yurt tutan diyoruz. Diğer taraftan da içinde bulunduğumuz mekanda cereyan eden, 100 sene önce cereyan eden bir Büyük Taarruz var ki bu da yurt kurtaran diyoruz. Bu manada 30 Ağustos zaferinin 100. yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetler gününü birlikte kutlamanın gururunu, bu tarihi mekanda kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bütün arkadaşlarımızla beraber. Bizlere bu büyük zaferi armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimize ve kutsal değerlerimiz uğruna canlarını feda eden tüm diğer alanlardaki sivil, asker şehitlerimiz, gazilerimize bedenlerinin bir parçasını burada bırakmış olan gazilerimiz var. Bunlara da tabii bu vesileyle burada bugünün özel anlamı içinde saygıyla, şükranla yad ediyoruz. Asil milletimiz hepinizin bildiği gibi tarihin hiçbir döneminde esaret altında yaşamadık biz. Yani Türk milletinin belki de en önemli özelliği bu. Çok şükür Allah bize bunu göstermedi. Göstermez inşallah. Tüm olumsuzlukları milletimiz iradesiyle, imanıyla, inancıyla bugüne kadar her türlü riski, tehdidi bertaraf etmiştir. Ve tarih sahnesindeki şerefli, saygın yerini her zaman için korumuştur. Bu bizim için gerçekten bu milletin mensubu olmaktan dolayı her zaman övünçle, inançla, kıvançla arz edeceğimiz, ifade edeceğimiz bir husus. Bizim inancımız, milletimizin inancı, karakterimiz, karakteri ve kültürümüz gerçekten esarete izin vermez, vermedi. Vermeyecek ve bu ordu millet anlayışının da bir uzantısı olarak biz her zaman hür doğduk ve hür yaşadık. İnşallah bundan sonra da bu böyle olacak. Vatanımızı bizim sömürgeleştirmek isteyenler, milletimizi esarete mahkum etmek ve tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki mücadelesinde bildiğiniz gibi 30 Ağustos 1922'de bir zaferle taçlandırmışlardır. Bir asır önce demek bu. Nasıl yedi düvele karşı azim ve krallıkla mücadele ettiysek, bugün de aynı ruhla kim tarafından desteklenirse desteklensin, kimler önünde arkasında olursa olsun, FETÖ, PKK, YPG, DH ile ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla tüm terör örgütleriyle karşı mücadele ettik, etmeyi sürdüreceğiz. Şu anda dahi karada, denizde, havada, yurt içinde ve sınır ötesinde zorlu avazi ve hava koşullarında görevlerini büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla yapmakta olan, yürütmekte olan tüm silah ve mesai arkadaşlarıma da kazasız, belasız, hayırlı başarılı görevler diliyorum. Sayın Bakan, müsaadenizle güncel konulara geçmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi, gündemin önemli maddelerinden bir tanesi Kuzey Suriye'ye bir operasyon terör örgütlerine karşı. Kapsam ve zamanlama açısından çalışmalar hangi aşamada? Bu operasyon ne zaman olacak? En azından mevsimsel olarak bir tahmininiz var mı? Şimdi şöyle... Bizim
Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde yaptığımız faaliyetler var. Bunun adı terörle mücadele ve uluslararası hukuk çerçevesinde yapıyoruz ve meşru müdafaa çerçevesinde bunları yürütüyoruz. Suriye'nin kuzeyine baktığımızda bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda bazıları bazı heveslere kapıldılar ve bir terör koridoru orada inşa etmeye gayret gösterdiler. Buna müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Ve bizim birinci olarak söyleyebileceğimiz husus bu. İkinci husus, PKK her seferinde çeşitli hilelerle, çeşitli oyunlarla, özellikle yurt dışındaki kamuoyunu kandırmak için, onların fikirlerini, bilgilerini, algılarını değiştirmek için her türlü girişimde bulundu, bulunuyor. Bunlardan biri de YPG, PYD oyunu. Biz bütün istihbarat kaynaklarımızdan, bütün açık kaynaklardan, bütün oradaki yaşadıklarımızdan açıkça görüyoruz ki YPG'nin PKK'da hiçbir farkı yok. Dolayısıyla bunların aynı olduğu her bakımdan ortada olan bir konu. Dolayısıyla bize herhangi bir şekilde YPG'nin PKK'dan farklı olduğunu söylemeleri son derece anlamsız gelmekte. Ki bu konuda teröristlerin, PKK'nın elebaşları dahi bunu açıkça söylemekte. Buna rağmen bazı müttefiklerimizin YPG'nin PKK olmadığını söylemesi ve onlara çeşitli yardımlarda bulunmaları gerçekten son derece esef verici, son derece yanlış, son derece kabul edilemez bir olgu. Bunu her seferinde, her ortamda söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Bizim bildiğiniz gibi bu terörle mücadele çerçevesinde Suriye'nin kuzeyinde hem ABD ile, Amerika ile hem de Rusya ile yaptığımız 2019'da mutabakatlar var. Bu mutabakatlar çerçevesinde bölgenin teröristlerine boşaltılması gerekiyordu. Bununla alakalı bize düşen ne varsa bunların hepsini en etkin şekilde yapmak için gayret gösterdik, gösteriyoruz. Muhataplarımızın da bu sorumluluklarını mutabakatta taahhüt ettikleri konuları yerine getirmelerini de acilen bekliyoruz. Özellikle şu son dönemde Tel Rifat ve Minbiş bölgesi tam anlamıyla bir terör yuvasına, terör yatağına döndü. Yani biz buradan gelen tacizlere ve saldırılara karşı, bunları yani binlere aştı bu tacizlere ve tecavüzler, bunlara karşı hiçbir şekilde durmadık, durmayacağız. Ve mutlaka yapılması gereken ne varsa bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da misliyle karşılık verdik, vereceğiz. Bu bölgemizde terörün, teröristlerin hiçbir geleceği yok. Bunun herkesten anlaşılması lazım. Bunu tekrar tekrar her vesileyle açıkça teferruatlı bir şekilde söyledik, söyleyeceğiz. Biz bu mücadelede hiçbir zaman kayıtsız kalamayız, hareketsiz kalamayız. Bu mümkün değil. Biz bu konuda operasyonlarımızı halen zaten sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Ve her şeyin bir yeri var, zamanı var, taktiği var, tekniği var, mühendisliği var, matematiği var. Bu çerçevede biz olayları yakinen takip ediyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri var, Milli Güvenlik Kurulumuzun aldığı kararlar var, ve bakanlıkla yapılan çalışmalar var. Bunların hepsinin özü ve özeti olarak da biz Milli Savunma Bakanlığı olarak, Silahlı Kuvvetler olarak olayı yakından takip ediyoruz. Yerinde ve zamanında ülkemizin, hudutlarımızın güvenliği için. Bizim için esas olan bu. Ülkemizin ve hudutlarımızın güvenliği, vatandaşlarımızın güvenliği. Bu manada, bu çerçevede, bu amaçla uluslararası hukuk ve meşru müdafaa kapsamında yeri ve zamanı geldiğinde tereddütsüz her türlü müdahale yaparız, yapacağız. Sayın Bakan, son zamanlarda en çok konuşulan unsurlardan bir tanesi de Suriye'de rejimle bir ilişki. Bu ilişkinin içeriği, istihbarat örgütlerinin görüştüğü söylendi. Şu iki başlıktaki sorumu yanıtlamanızı rica ediyorum. Bir, askerler arası bir görüşme, diyalog mümkün mü? Genel olarak siz Suriye'de rejimle diyaloğa olasılığına nasıl bakarsınız? Şimdi orada bir genel, yani bir perspektif ve genel çerçeveden baktığımızda, siz bildiğiniz gibi bizim hem Türkiye'de hem Suriye'de toplam 9 milyon civarında Suriyeli kardeşimizin hayatının normalleşmesi için elimizden geldiğince onları kolaylaştırmak bakımından destek sağlıyoruz. Bir taraftan kontrol ettiğimiz bölgelerin güvenli bir hale gelmesiyle Suriye'nin kuzeyinin bir cazibe merkezi haline dönüşmesi ve dolayısıyla buradan herhangi bir şekilde göç olmaması, diğer taraftan da Türkiye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde evlerine ve topraklarına dönmeleri. Buna gayret gösteriyoruz. Nitekim şu ana kadar 500 bin İdlib olmak üzere 1 milyon Suriyeli kardeşimiz bu manada evlerine ve topraklarına döndüler. Biz burada bir an önce insanın trajedi son bulsun diyoruz. Buradaki çok ciddi sıkıntılar var. Bunların bitmesini istiyoruz. Dolayısıyla bu manada her seviyede, bugüne kadar her seviyede hem dahil hem harici efendim imkanlarla, fırsatlarla her türlü gayreti gösterdik. Hayatın normalleşmesi için elimizden gelen gayreti gösterdik, gösteriyoruz. Birleşmiş Milletler'de koordineli bir şekilde
insani yardım faaliyetlerimizde sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz. Yani bu manada meseleye baktığımızda amacımız Suriye'de istikrarın sağlanması. Temel konu bu. İstikrarlı bir Suriye'nin ortaya çıkması. Ki bunun bize getireceği sınır güvenliğimiz olacaktır. Bu bizim üzerinde durduğumuz, en önemli durduğumuz bir konudur. İşimiz bu. İstikrarın sağlanması yönünde her türlü katkıyı sağlamak. Bu şekliyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İnşallah bu istikamette olayların gerçekleşmesini bekliyoruz. Ve tabii ki bu önümüzdeki dönemde bugüne kadar yapılan çalışmalarla pek ilerleme olmadı ise de önümüzdeki dönemde bir acilen bir mümkün olduğu kadar gecikmeksizin bir anayasanın yapılması, bu anayasa bağlı olarak bir seçimin ve seçime bağlı olarak da meşru bir hükümetin ortaya çıkmasıyla sınırımızın güvenliğinin sağlanması. Yani diğer taraftan da Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız bu konuda gerekli açıklamaları yaptı. Diyalogu kastediyorsunuz. Çerçevede evet. Bu yapıldı. Biz de bu konuda olayı da yakından takip ediyoruz. Görüşmeler şartlara ve duruma bağlı bir süreç. Dolayısıyla biz bu süreci de yakından takip ediyoruz. Bu esaslar dahilinde. Sayın Bakan, biraz evvel Türk milletinin çıkarı neyse onu yaparız dediniz. Kesinlikle. Bu operasyon dahil olmak üzere. Fakat bir taraftan baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İran, İsrail, herkes böyle bir operasyon olasılığına karşı çıkıyor. Bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri Suriye'deki İran kaynaklı bir takım birimleri bombaladı. Bütün bunlara sizin yorumunuz nedir efendim? Şimdi yine burada olay belli normlar, belli efendim esaslar çerçevesinde gelişiyor. Biz burada şunu söylüyoruz. Biz Suriye dahil tüm komşularımızın toprak hükmüne saygılıyız. Onların haklarına, hukukuna değer veriyoruz. Onları ciddiye alıyoruz. Bizim amacımız biraz önce söylediğim gibi Suriye'de istikrarın gerçekleşmesi, sınırlarımızın ve halkımızın ve tabii ki Suriye halkının da güvenliğinin sağlanması. Bu konuda ne lazımsa bugüne kadar gerçekten biz bize üzerimize düşeni yaptık. Hem bölgesel anlamda hem de uluslararası ortamda ki diğer kurum ve kuruluşlar yapılan toplantı ve temaslarda, masada. Ya bundan sonra bunu yapmaya devam edeceğiz. Yani biz burada gerçekten şunu söylüyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu zaman zaman ifade ediyorlar. Kimin ne dediğine değil, bizim ne yaptıklarımıza bakın diyoruz biz muhataplarımıza. Çünkü tabii buradaki aktörler ve faktörler çok fazla. Irak'ın kuzeyinde de böyle, Suriye'nin kuzeyinde de böyle. Çok sayıda aktör var, çok sayıda faktör var. Dolayısıyla herkes bir şey söylüyor, kendi fikrini söylüyor. Yine bizim atalarımızın söylediği gibi, efendim, bütün görüşler muhteremdir fakat muteber değildir. Bir de dolayısıyla bizim yaptıklarımıza bakılmasında yarar var. Biz ne müdahale gerekiyorsa, biraz önce söylediğim esaslarda, ülkemiz için, milletimiz için, hak ve alaka menfaatlerimizin korunması ve kullanılması için, terör örgütlerinin arkasında, önünde kim olursa olsun, gerçekten bu bizi pek ilgilendirmiyor. Yeri ve zamanı geldiğinde yapılması gereken ne varsa bunları yapmakta biz kararlıyız, azimliyiz. Burada da çok şükür muktediriz geldiğimiz durum itibariyle. Bizim için önemli olan halkımızın ve ülkemizin hak ve menfaatlerinin korunması, halkımızın, milletimizin, topraklarımızın, hak ve menfaatlerimizin, sınırlarımızın güvenliği. Dost ve müttefiklerimizden bizim beklentilerimiz var. Yani biz burada çok haklıyız. Uluslararası hukuk bakımından, teamül bakımından çok haklıyız. Terör örgütlerine verilen her türlü desteğin bir an önce kesilmesi ve terörle mücadelemize destek sağlanması. Çünkü NATO'da biliyorsunuz, NATO dokümanlarında en önemli tehdit unsuru olarak gösterilen şey terörle mücadele. Biz de bunu fiilen yapmaktayız. Dolayısıyla biz muhataplarımızdan beklentimiz, yani bunu anlamaları ve bunu anlamaları yetmez, buna göre davranmaları. Efendim, Suriye konusunda son bir sorum olacak. Kuzey Suriye'de hepimizin içini yaralayan bir olay yaşandı geçtiğimiz günlerde ve bir Türk bayrağı yakıldı. Bu konudaki düşünceniz ve tepkimiz ne olacak? Biraz önceki söylediklerimle alakalı bu. O aktörler ve faktörlerin çokluğundan dolayı bölgeyi istikrarsızlaştırma amaçlı provokatif birçok girişim var. Bu da onlardan biri. Bu arada bazıları istikrar, biz istikrar derken onlar istikrarsızlık diyorlar. Biz istikrara yatırım yapıyoruz, onlar istikrarsızlığa yatırım yapıyorlar. Bu da onlardan biri. Biz milli ve manevi değerlere yönelik saldırıların kabul edemez olduğunu, bunların gerçekten hiçbir şekilde izahın da mümkün olmadığını, kabul edemeyeceğini başından beri söyledik. Bölgedeki bizim güvenlik ve huzur ortamının
bozulmaması için gayretlerimiz devam edecek. Buna da kimsenin şüphesi olmasın. Sayın Bakan, başka bir başlığa geçmek istiyorum. F-16'lar ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler. F-16'larla görüşmelerin olumlu seyir izlediğini söylediniz. Ama benim sorum şu olacak. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Ve eğer F-35 örneğinde olduğu gibi olumsuz bir yanıt çıkarsa o takdirde alternatifimiz nedir? Şimdi bizim biz biraz önce bir yerde konuşurken söyledik, cinşeden çıktı Türkiye'de savunma sanayine. Dolayısıyla biz inşallah uçağımızı da yapacağız, tankımızı da yapacağız, topumuzu yaptık, siyahımızı yaptık, tiyahımızı yaptık ve benim sırasıyla uçaklarımızı da yapacağız. Fakat o dönem gelinceye kadar geçiş sürecinde biz F-35 almayı planlamıştık. Fakat orada bir program tam olmadı. Aksaklık oldu. Bunun üzerine yaptığımız değerlendirme tamamen milli ve yerli değerlendirme çerçevesinde efendim 40 adet F-16'nın Block 70 Viper olması, alımın tedariki ve diğer taraftan 70 adet uçağımızın F-16'nın modernizasyonu. Bunun formal bir süreci var. Yani normal foreign military sales dedikleri yabancı askeri satışlar çerçevesinde Amerika'da bizim çerçevesi çizilmiş bir çalışma şeklimiz var. Bu manada biz Haziran 2021'de bu müracaatımızı yaptık. Süreç başladı. Ve şu ana kadar Amerika Birleşik Devletleri 3 kez Türkiye'ye heyet gönderdi. Bunlar işte Aralık 2021'de başladı. Ocak, Mart efendim aylarında 22'de Türkiye'de oldu 3 toplantı. Bir de Ağustos'ta bu 15 Ağustos'ta geçtiğimiz günlerde bir heyetimiz, askeri heyetimiz Amerika'ya gitti. Orada görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerde bizim muhatabımız olan Savunma Bakanlığı'nın askeri heyetiyle alakalı herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Bunlar tamamen olayın gerçekleşmesi için, bu yabancı askeri satışlar çerçevesinde bu olayın tamamlanması için ellerine gelen gayreti gösterdiler, gösteriyorlar. Bizim şimdi bu arkadaşlarla yaptığımız görüşme, konuşmalarda aldığımız geri beslemelerden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bildiğiniz gibi bir siyasi bir grup, arkadaşımız, heyet Amerika'ya gitti ve konuda çeşitli temaslarda bulundular. O temaslar dahi beklenenden daha olumlu geçti arkadaşlarımız ifadesi. Dolayısıyla biz şu anda askeri heyetler arasında herhangi bir şekilde bu sürecin olumsuzluğunu değil, olumlu olacağını, sürecin devam ettiğini, kendi kuralları içinde devam ettiğini ve fakat biz burada teknik detayları tartışıyoruz. Yani bu yeni bizim alacağımız uçaklardaki işte radarlardan, elektronik harp sistemlerinden, oradaki simülasyonlardan, simülasyon yapısından, diğer böyle teknik konularda neler olabilir, bunlar çalışılıyor. Ve bizim beklentimiz şu anda görüşmelerin olumlu olduğu ve bu uçak tedarikinde sürecin tamamlanabileceği şeklinde bir kanaatimiz Kongre var. Dahil. Kongre dahil, Beyaz Saray dahil. Zaten biz burada fikirlerimizi hem ben Sayın Bakan'la konuştum daha dün ve evet dün konuştum Amerikan Savunma Bakanı'na dün konuştum. Orada da efendim söyleyeyim, askeri heyetlerimize de biz yani gerçekten işte Cumhurbaşkanımızın hani önderliğine, liderliğinde uluslararası ilişkilerde özne hale gelen kişilikli, kimlik politikalarla biz de onu sürdürüyoruz kendi bölümümüzde, kendi çapımızda. Açık ve net. Biz hiçbir şekilde şart kabul etmiyoruz dedik. Yani orada bize siz bu uçakları vereceksiniz, modernize edeceksiniz ancak şu şartla. Kimmiş? Efendim Yunanistan böyle istedi diye. Yani bunu kabul etmeyeceğimizi açık ve net söylüyoruz ve onların da hem Beyaz Saray'da hem de efendim Kongre Senato'da yapacak çalışmalarla düzelebileceğini biz değerlendiriyoruz. Bunu bekliyoruz. Çünkü Yunanistan gerçekten bir enteresan bir şeye girdi. Yani ne bu tahammüllerle izah edilebilir, ne efendim iş ahlakıyla izah edilebilir, ne Sayın Cumhurbaşkanımıza Sayın Başbakan'ın verdiği sözlerle izah edilebilir. Bunlar kapı kapı dolaşıp, yani bizim geçen de arkadaşımız biraz şey oldu ama böyle hafif oldu ama gerçekten manayı ifade ediyor. Bunlar dedi yakında de giderler, fırıncıya da giderler, bize ekmek vermesinler diye. Amerikalılara gittiler uçak vermeyin diye. Almanlara gittiler denizaltı vermeyin diye. Fakat bunlar ne yaparsa yapsın biz çalışmalarımızı büyük bir ciddiyetle, efendim büyük bir ahenkle, büyük bir işbirliği içinde içeride ve dışarıda sürdürmeye devam edeceğiz. Ve bizi bu satışı herhangi bir şekilde şarta bağlayarak yahut herhangi bir şekilde geciktirerek yahut herhangi bir şekilde böyle sunni bir takım mazeretlerle süreci uzatarak bu çalışmanın olumsuz sonuçlanması konusunda şu anda herhangi bir işaret yok. Yani normal bizim muhatabımız olan Amerikan Savunma Bakanlığı ve oradaki askeri heyet onlar normal çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz de bu konuda çalışmalarımızı sürdürdük, takip ediyoruz ve Amerikalı muhataplarımıza bunu söylüyoruz. Burada bir kez daha söylüyorum. Kurumsal tavır sergilemesini bekliyoruz. Yani burada bireysel işte filanca geldi böyle söyledi durumunu bir kere kesinlikle biz onu Amerika'ya yakıştıramıyoruz. Ve süreci de bu şekilde yakından takip ediyoruz.
Ve şunu da söylemek istiyorum bu konuyla alakalı. Ukrayna Rusya savaşı açıkça gösterdi. Türkiye kimdir? Türkiye nedir? Türkiye ne yapabilir? Türkiye nerededir? Türkiye'nin önemi nedir? Bunu artık yani kör gözlerde gördü, sağır kulaklarda duydu. NATO içinde, Avrupa içinde, Amerika içinde Türkiye'nin gerçekten istikrar ve güvenlik bakımından, bölgedeki istikrar ve güvenliğe katı bakımından son derece anlamlı, son derece önemli bir rolü olduğunu herkes gördü. Bu bağlamda hemen tahıl koridoruna geçmek istiyorum. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşından bahsettiğiniz için. Tahıl koridoru arzu ettiğiniz, planladığınız gibi işliyor mu? Bundan sonra oradaki hedef nedir? Şimdi ben kısaca hemen peşine söyleyeyim. Evet. Birinci soru evet. Şimdi bu tahıl koridoru ile yapılan anlaşma bildiğiniz çerçevede efendim sorunsuz bir şekilde. Şimdi tabii günlük hayatta idari bir takım işte getir götür bunlar da olabilir. Ama temelde esas olan nedir? 25 milyon tondan fazla tahıl ve gıda maddesi dünya pazarına çıkan limanlarında. Bunların oradan güvenli bir şekilde ve süratli bir şekilde, emniyetli bir şekilde tahsis edilen koridordan çıkması. Bunun çıkışında da herhangi bir şekilde Rusya ile Ukrayna arasında bir sıkıntı yaşanmadan o anlaşmalarda vardığımız mutabakatlar çerçevesinde yürütülmüyor. Yürüyor bu. Burada bir sorun yok. Ve 700 bini geçti. 800 bin tona yakın oradan tahıl ve gıda maddesi sevkiyatı gerçekleşti. Bir süre tahmininiz var mı? Hepsi ne kadar sürede Ukrayna'dan ayrılır diye? Şimdi bu hava şartları da bunu etkiliyor. Deniz şartları. Dolayısıyla o da biraz gecikme oluyor. Burada herhangi bir tahminde bulunmuyor ama gayet güzel gittiğini uzmanlar söylüyor. Bu tabii buradan çıkan efendim işte 36 gemi çıktı. Limanlardan 36 gemi çıktı bugüne kadar. Efendim 39 gemi de boş olarak Ukrayna limanlarına vasıla oldu. Dolayısıyla bu süreci de yakından takip ediyoruz. Buradaki biz hem Rusya tarafıyla hem Ukrayna tarafıyla sürekli temasımızı sürdürüyoruz. Buradaki bu müşterek koordinasyon merkezi gayet faal bir şekilde çalışıyor. Geçenlerde Guterres'te geldi. Yani gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Türkiye'ye tekrar teşekkür ediyorum. BM Genel Sekreterin. Evet, Sayın Guterres geldi. Yani gerçekten hani diğer yerlerde de o çalışmaları gördüğü için bu çalışmanın diğerlerine nazaran çok ileride olduğunu da açıkça orada ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımıza da saygılarını söyleyerek ayrıldı. Yani biz bu çalışmanın aksasız bir şekilde yürütülmesi için bize düşen ne varsa bunların hepsini yaptık, yapıyoruz ve inşallah bu da kazası belası devam edecek. Peki bir de Rusya'nın tahılı var. Çünkü daha evvelden yetkililerle konuştuğumuz zaman dünyanın bütün tahıl ihtiyacının sadece Ukrayna tarafından karşılanmasının mümkün olmadığını söylediler. O zaman akla şu geliyor. Rus tahılının da dünya pazarlarına çıkması için sizin, yani daha doğrusu Türkiye'nin bir müdahalesi, bir inisiyatifi olacak mı? Biz şimdi bunu bir anlamda gözlemci olarak takip ediyoruz. Biz Rusya'yla ve Ukrayna'yla efendim, bakanlığımızın heyetleri görüşmelerini sürdürürken ikili başlangıçta bu da gündeme geldi Rusya'yla yaptığımız temaslar sırasında. Onlar mı talep ettiler? Talep değil, gündeme geldi. Ya burada var, bunu olacak vesaire gibi. Onlar Birleşmiş Milletler'de çalışma mekanizma ortaya çıktı. Öyle bir durum ortaya çıktı. Şu anda Ruslar, Rus heyetleriyle Birleşmiş Milletler'le ilgili birimleri bu görüşmeyi sürdürüyorlar. Rus limanlarındaki tahıl, gıda maddesi, orada ayrıca kimyasallar var, gübre var vesaire. Daha biraz kompleks orası. Bunların nasıl ne yapılacağı konusunda Birleşmiş Milletler görüşüyor, konuşuyor. Biz geçen yer verdiğimiz briefingde bu müşterek koordinasyon merkezine Sayın Guterres geldiğinde biz enerji krizi dahil, Rusya limanlarındaki işte tahıl ve diğer gıda maddeleri dahil, efendim barışa giden yolda, süreçte çalışmalar dahil, Türkiye olarak her türlü katkı sağlayabileceğimizi gördüklerini bize söylediler. Biz de bize düşen ne varsa dedi söyleyin. Biz elimizden gelen katkıyı sağlarız diye söyledik. Nitekim bu yaptığımız bizim Ukrayna, Rusya, Birleşmiş Milletler tahıl çalışması da enerji krizi dahil diğerlerinin model olabilecek nitelikte. Bunu da Sayın Büyükelçiye Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine hatırlattık. O manada olayda biz yakinen takip ediyoruz. Başka konular deyince aklıma gelen bir unsur daha var. Esir değiş tokuşu. Çünkü Ukrayna ile Rusya arasındaki hayatı bir konu. Hepsi, tabii. Türkiye tabii. Orada da bir girişim tabii, üstlenebilir mi? Tabii, bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza birçok talep geldiğini ben biliyorum. Yani yardımcı olmaları olayı çözmeleri. Kısa sürede bir çözüm olabilir. Olabilir, olabilir. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın ve ilgili diğer bakanlık ve kurumların yaptığı çalışmalarla burada sonuç alınabilir. Çünkü gerçekten bu çok kıymetli. Başlangıçta bu tenkit konusu oluyordu. Türkiye niye Rusya ile konuşuyor, niye Ukrayna ile konuşuyor filan. Ama bu iki tarafla konuşabilmenin ne kadar değerli olduğunu şimdi herkes gördü, anladı. Son bir sorum, çok kısaca yanıt rica ediyorum. Abdülhamit Han'ın çalışmaları, faaliyetleri Türkiye ile Yunanistan arasında yeni bir kriz yaratır mı? Bir iki dakikada yanıt rica ediyorum. Biz şöyle, biz
şunu söylüyoruz. Biz bir taraftan uluslararası hukuk çerçevesinde, meşru hak ve hukuku çerçevesinde ve Ege Denizi'nin, Doğu Akdeniz'in efendim iki ülke arasında bir ortak çalışma alanı olması konusunda gerçekten çok samimiyiz. Ve bunu hep talep ettik, ediyoruz. Fakat maalesef gerekli karşılığı görmüyoruz. Biz diyoruz ki bizim bu taleplerimiz, bu görüşme taleplerimiz vesaire bir zafiyet olarak algılanmamalı. Diğer taraftan da hakkımızı hukukumuzu çiğnetmeyiz demek de herhangi bir tehdit değil. Yani bunu biz hani normal işimizi yapıyoruz. Biraz önce söylediğim gibi. Millet ne yapıyorsa yapıyor. Fakat biz diyoruz ki buradaki, efendim Ege'deki, Doğu Akdeniz'deki, Kıbrıs'taki hakkımız, hukukumuzu çiğnetmeyiz. Buralarda ne kendimizin ne Kıbrıslı kardeşlerimizin. Ne de herhangi bir oldu bittiye meydan vermeyiz. Biz şimdi orada bunun hesabı yapıldı, kitabı yapıldı ve şu anda bizim oradaki araştırma gemimiz, sondaj gemimiz, çalışmalarını sürdürüyor. Bu Yörükler bir denilen bir bölge var orada. Orada bizim bir Gediz fırkateynimiz hem koruma sağlıyor hem refakat ediyor. Bizim dileğimiz, temennimiz herhangi bir yanlışlık yapmamaları. Herhangi bir yanlışlık yaparlarsa bunun misliyle cevap vereceğimizi ve bunun karşılığını vereceğimizi herkes biliyor. Herkesin anlamış olmaları lazım, bilmeleri lazım. Bu şekliyle şu ana kadar oradaki faaliyetlerimiz devam etti. Bu şekilde devam etmesi temenni ediyoruz. Sayın Bakan, herhangi bir müdahale olursa bunun karşılığında kalmayacağını herkesin bilmesi lazım. Teşekkür ediyorum, vakit ayırdınız, soruları yanıtladınız. Efendim, yayın konuğumuz daha evvelden de söylediğim gibi tarihi mekanda Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'dı. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın efendim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.